Evet, değerli köylülerim, Arcivanlar, Balanköy sakinlerim. Burası köyümüzün meşhur Alabalık Gölü, Arcivan Gölü. Buraya 66 yılında veya 69 mu 66 yılında heyelan olmuş. Ondan sonra bu köyümüze gelen dağdan gelen sel, yani bahardaki suyun artışı köyümüzün bu gölü dolmuş, komple kumsal olmuştu. On tarafı azıcık bir bölümde balıkların yaşayabileceği bir göl kalmıştı. Şimdi DSE bir proje yapmış buraya. Yani köyümüzdeki yetkililerin tabi talepleri doğrultusunda, böyle kimse durup dururken gelip buraya proje yapmaz. Artık talep edenlerden Allah razı olsun, güzel bir şey yapmaya çalışmışlar. Ama bana göre biraz doğallık bozulmuş. İnşallah güzel olur. Gördüğü gibi on tarafta bir set var. Set en gölün en ön tarafı. Buradan geri doğru kuzey tarafına ve güney tarafına limandaki gibi, liman yapıldığı gibi adeta bir taş düzülmüş. Yani ben bunu pek de anlamış değilim. Yani doğal olsa daha iyi olmaz mıydı? Ama bu şekilde yapmışlar. Sağlı solu yine yolun bu şeyin üzerinde yol yapılacak sonra. Ortada bir bölüm var. Yani gölü ikiye bölmüşler sanıyorum. Bu aşağısı taraf biraz daha derin olacak ve sonraya doğru köyümüzün adına, muhtardan edinim bilgiye göre köyümüzün adına organik alabalık üretim çiftliği düşünülüyor. İnşallah muvaffak olurlar. Bize de düşen bir şey olursa, bize yardımcı oluruz haberimizin geldiği kadar. Bu arka taraf, bu setten arkaya olan yer biraz daha yüzeyi az, derinliği az. Yani vatandaşın gelip burada oltayla balık tutabileceği bir yer. Ailece gelip eğleneceği bir yer olacak. Yani burada ahşap evleri de yapacaklar, oturma yerleri falan. Ve deniz bisikleti falan, o tip şeyleri de düşünüyor muhtarımız. Bunları yaparsa inşallah yapabilirler bir tanesi bir proje. Güzel bir şey olur inşallah ama burası benim düşünceme göre daha doğal olabilir veya farklı bir proje olabilir. Bu on taraf gör olup da şu bu baştan beri bu alan, bu setten geri olan yer, buraya bir otel yapılıp arka tarafa doğru top sahalar yapılabilseydi bizim Trabzonspor gibi takımlarımız, üst düzey takımlarımız kampa İsviçre'ye, Antalya'ya değil de buraya da gelip kışın devre arasında kamp yapabilirdiler. Aslında çok da güzel olabilirdi. Ama bunlar tabii daha büyük maddiyete, maliyete mal olabilir. Onu bilemiyoruz. Neticede bu haliyle bir proje yapılmış. İnşallah biter ve güzel olur diye düşünüyoruz köyümüz adına. Emeği geçenlerden herkesten Allah razı olsun. Muhtarından, daha diğer sağçı Muharrem abimizden ve diğer kimin bizim bilmediğimiz bu işte katkısı varsa, yapan müteahhitten de bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Köyümüze kim çivi çakmışsa hepsine Allah razı olsun diyoruz. Ve bu muhteşem doğada gezimizi devam ettiriyoruz yukarı doğru. Aracımıza biniyoruz. Videoları da sessiz yap, yani müzik koymadan yapmamızın nedeni, bir öğretmenim var benim Antalya'daki, Emre Aslan, ilkokul öğretmenimiz, o uyarıda bulundu bana, videonu yani müziksiz çekersen daha iyi olur, yani yayınladığımız zaman YouTube kanalında yarın bir gün teklif, telif hakkı falan sorun olmasın diye. Onun için müziksiz, sessiz yayın yapıyoruz, yani dilimizin döndüğü kadar, pek de beceremiyoruz röportajım. Arcivan İlkokulu'ndan mezunuz ya, çok dilimiz dönmüyor arkadaşlar, kusura bakmayın. Evet, şu karşıda gördüğümüz yamaç Söçtün Merası, yani site olan adoların, yani diğer mahallelerden de hissedarlar olabilir, o ayrı bir deva da. Çok çobanlık yaptı çocukken burada da. O günlere selam olsun. Yıllar geçti, insanlar köyün özlemini duyuyor tabi, biz onun için bir az az video çekelim diyelim. Burası da Ziya amcamızın malikanesi. Rahmetli Niyazay'da almış yine de bu yeri. Şimdi burada da Ziya amcamız bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arılık falan. O da bir şeyler uğraşıyor işte. Herkesin bir şeyi var. O da köyümüze yatırım yaptığı için teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, buradan şuradan köyümüzün bir görüntüsünü gösterebilirdik aslında böyle durup. Evet, şuradan böyle. Burası kadolar.
Bu alttaki iki katlı ev Müsennif Çinar'ın, bizim enişten. Kosoğlu ya. Oradan bir üstü Dursun Kocaman. Candar Dursun dedi. Ondan yukarısı işte Ramiz Dalgılıç, Müsennif Çinar, yine eski evi var. Sarı Kitapçı amcamızın da burada yeri var bildiğim kadarıyla. Yapısı da vardı ama şu an var mı yok mu bilmiyorum yani. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu dumanın altında karşıda olan yayla var, Sakarya, ama tabi burada zoom yapınca bozuluyor. Manzarası çok güzel bir yaylamızdır. Lakin su sıkıntısı vardır. İçme suyu sıkıntısı. Su sıkıntısı giderip de yolda giderse köyümüzün en güzel yeri olmaya adaydır. Evet, gölümüzün DSE'nin yaptığı proje, gölü boşaltıyor ve bu tip projeleri de yapmış. Böyle köyümüzde 4 tane daha set var. Böyle ırmaklara, büyük ırmaklara koyulmuş. Yani erozyon olup da göle direkt pasa gitmesin, çakıl gitmesin diye böyle bir setler yapmış. Ama yani çok masraflar edilmiş. Yani kolay bir şey değil bunlar. Şu an yalnız sonbahar olduğu için burada su yok. Yani kuraklık var. Onun için kanalda şu an için su yok. Yani akşam yağmur yağdığı halde kanalda su yok böyle gördüğünüz gibi. Evet, buradan aşağı doğru dere, aşağıda büyük dereye kadar komple kanal yapıp etrafında demir korkuluk yapmışlar. Evet, Soçlu'nun manzarası biraz daha güzel gözükmeye başladı buradan. Az ileri gidip de bir zoom yapalım diyeceğim ama video 6 dakika falan olmuş. Olsun bakalım. 10 dakika olsun daha video. Evet. Meşhur kuşburnu. Tabii bunu şehirlerde olan insanlar çok özlem duyuyor buna ama burada köyümüzde bununla uğraşacak insanların vakti de yok doğru dürüst. Ve değerlendirilmiyor maalesef. Yani böyle ağaçların dalında kuruyup kurtla kuşa, kuşlara yem oluyor. Evet, devam ediyoruz böyle yolculuğumuza. Selamun aleyküm. Röportajımıza devam ediyoruz. Bu benim Recep İbrahim amcamın kızı Saadet Çınar. Köyümüzün sakinlerinden. Şimdi kendisini tebrik ediyoruz. Bak, yazın Artvin'den geliyor köyümüze. Yazını burada geçiriyor. Böyle köy işlerini yapıyor. Sağ olsun, eski geleneklerimizi devam ettiriyor. Soçlu, bu arada bir zoomlayayım ben. Tamam, bak. Ne istersen var kardeşim. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, şu alendirme işi devam ediyor. Evet, bu gördüğümüz evde Osman Genç'in oğlu, abimin oğlu Ali Genç yeğenim yapmış. Güzel olmuş, iyi olmuş. Hayırlı olsun, güle güle otursun. İleride gördüğünüz yapı İbrahim Genç'in, eski muhtar amcam. Onun kara yapısı ve normal durduğu ev. Ama maalesef buraya da biz öz eleştiri yapalım. Bakım yapabiliyoruz abi. Yapı çökmeye yaklaşıyor. Bu yayını da burada sonlandırıyoruz.